Geçen gün bir video yayınlandı. Ekrem'le Celal Şengör arasında. O konuşmayı bir dinleyelim. Sosyal medyada ben bir şey yazdım. Millet saldırdı. Ama iki konuk çıkartacağım yakında size. Hem Celal Şengör'ün maskesi düşecek. Hem de hep beraber aslında Türkiye'nin aydın dediği, Türkiye'nin bilimci bilmem ne dediği bir ismin portresi ortaya çıkacak. Bu hafta onu da yapacağım. Bir görelim. Hocam buyurun olur mu Ayşe? Çok her zaman sağ olun. İlim ışıktır. Siz önden yürüyün hocam. Çok iltifat ediyorsunuz. Sağ olun. Yok yok bilakis. İlim ışık. Bir tane daha vardı değil mi Ali? Bir video daha vardı. Şimdi tabii ki bilim ışıktır. Ancak bilim adamı sadece bilime yaptığı katkıyla ölçülmez. Yani bilimin bir yanı teknik bir iştir. Kafa patlatırsınız, bilgiyle davranırsınız. Kaldı ki Celal Şengör'ün dünya çapında nerede olduğuna dair de elimizde hiçbir kanıt yok. Ama biz bununla ilgili değiliz. Eğer insanlığa kendi alanında katkı yapıyorsa şapka çıkarırız. Popülist Ekrem buyurun bilmem ne falan diyor, bilim ışıktır. Her yerde o popülizm sürüyor da. Ama asıl mesele şu, Ekrem'in övgülerde bulunduğu isim aslında yobaz ve neredeyse faşizme varan bir ideolojinin temsilcisi. Neyi kastediyoruz? Her seferinde söyleyeceğim. Kenan Evren'e övgüler düzen, okuduğu abuk Karl Popper'ı bir halt zanneden, onu da tam anlamayan, Türkiye'deki sözüm ona Kemalizmi temsil eden, aptal bir sekülerleşmeyi Kemalizm zanneden, her seküleri ilerici zanneden halkın önüne konulan aslında kör cahil birisinden söz ediyoruz. Neden kör cahil? Çünkü aydınlanmanın yanında olan bir şey, birazcık vicdan, ateist olmak tek başına yetmez. Birazcık vicdanınız olsa kaçınılmaz bir şekilde Kenan Evren'in insanlığa karşı suç işlediğini bilirsiniz. Bu yeter. Bu yeter ama bu yok. Ve doğal olarak popülist Ekrem onu alıyor, götürüyor. İşte halkımızın, özellikle laik halkımızın tırnak içerisinde, yani kör cahil bir taraftan adama, kör cahil bakan halkımız da alkış tutuyor. Neye alkış tutuyorsunuz? Faşizme. Neye alkış tutuyorsunuz? Kibire. Neye alkış tutuyorsunuz? Tepeden bakmaya. Ve alkış tuttuğunuz konu hakkında hiçbir fikriniz de yok, işin hazin tarafı. Yani bu adam ne der, ne yapar biliyor musunuz? Hayır. Felsefeden anlamaz. Felsefeden anlamaz. Tarihten anlamaz. Kendi alanı dışındaki her konuda 3-5 kitap okunmuş, saf saftadan ibaret bir adamdan söz ediyoruz. Bunu daha çok söylememiz gerekiyor. Sadık Usta Bey bu işe de kafa patlattı. Dolayısıyla Urartu Şeker ve Sadık Usta'yı sırf bu mesele için çıkartacağım. Urartu Bey Türkiye'nin göz bebeği isimlerden biri. Özellikle pandemide de büyük emek vermişti. Onda bilim nedir? Bilimle aydınlanma arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Dobi arkadan geçti. Bir onu yapacağız. Arkasından da Sadık Usta Bey'le felsefe meselesine bakacağız ve bu adamın nasıl birisi olduğunu göreceğiz. Onu da belgeleriyle koyacağız. Böylece hepiniz rahat etmiş olacaksınız. Çünkü Türkiye'de aydın diye bize sunulan isimlerin, aydınlanma adına mücadele verenlerin mezarlarını çiğnediklerini düşünüyorum. Altını çizmek istiyorum. Mezarlarını çiğnediklerini düşünüyorum. 12 Eylül zulmünde katledilmiş, işkence görmüş insanların elleri bu adamın iki yakasındadır. Anlatabiliyor muyum? Faşizm övüyor. Ve Türkiye'nin yeni Özal'ı, yeni Erdoğan'ı da doğal olarak uygarları değil, böyle adamları, gericileri alkışlıyor. Bunun da tarihe not olmasını istedim.